Romanya'nın başkenti Bükreş. Saat sabahın 4'ü. Her hafta buradan Fransa ve Avrupa'nın diğer ülkelerine otobüsler kalkıyor. Yolcular uzaklarda daha iyi bir yaşamın hayalini kuruyor. Bina alım satım işinde 27 yıllık tecrübem var. Ama şimdi karın tokluğuna yemeye ile çalışıyorum. El altından paramı alıyorum. Söylemeye utanacak halim yok. Bunları kendi ülkem Romanya'da yaşıyorum. İnsanlar soruyor neden Romenlerle Romanlar buraları terk ediyor diye. Romanlara karşı bir ön yargım yok. Onlar bizim parçamız. Siyasiler kendileri için çalışmayı bırakıp bizim için bir şeyler yapmalı. İstikamet Calvini, başkentin 200 kilometre kuzeydoğusu. 5000 nüfuslu köyün %40'lık bölümünü Roman kökenli vatandaşlar oluşturuyor. Komünist dönemden kalma devlet çiftliklerinin kapatılmasından sonra bu kırsal bölgenin ekonomisi tepe taklı oldu diyor belde yetkilisi. Yurt dışına daha iyi bir hayatın peşine gidenler bu genç gibi Ağustos'ta Fransa'dan sınır dışı edildi. İki gün önce Fransa'dan döndüm. Fakat bir hafta içinde geri gideceğim. Romanya'ya beni bağlayan hiçbir şey yok. Etrafta öylesine dolaşıyorum. İş güç yok. Halime bir bakın. En azından Fransa'da birisinin çöpe attığı kıyafetleri alıp giyebiliyorsunuz. Herkes Fransa'ya gitmek istiyor. Herkes. Çünkü burada iş yok. Vasil Fransa'dan 2 yıl önce döndü. Fransa'nın romanları bütünleştirme programından faydalanıyor. 3600 euroluk mikrokrediyle küçük bir iş kur ve bir daha gelme. Söz verilen paranın Bükreş'te takılıp kaldığını belirtiyor. Köyde çok kişi aynı şeyi söylüyor. Ailesi diğerlerinin yaptığı gibi çevre köylerde çerez satarak geçiniyor. Romanya'da hayatımızı kazanmak istiyoruz. Buradan ayrılmak niyetinde değiliz. Üretmek, küçük bir işletme kurmak, bize para getirecek işler yapmak arzusundayız. Böylece çocuklarımıza ve ailemize bakabiliriz. Buradan gitmek zorunda kalmayız, kaçak durumuna düşmeyiz. Ama bize para vermezlerse Fransa'ya döneceğiz. Şüphesiz Lovic buradan ayrılsa daha fazla para kazanabilir. Ancak o ailesiyle birlikte kalmayı tercih ediyor. Fransa'ya romanları sınır dışı etmek yerine gerçek suçluları cezalandırması ve kanunlara saygılı şekilde çalışmak isteyene yardımcı olması çağrısı yapıyor. Birlikte çalıştığım insanlar beş parasız buraya döndü. Bazı işverenler Avrupa yasalarını çiğneyip onları kandırdı. Onları boğaz tokluğuna ve parasız çalıştırdı. Mai mult bani mai puțin și unii chiar nu au primit nimic. Belgeleri olanlar şanslılar çünkü yasal bir şekilde çalışabilirler. Ama bana göre birçoğunun köleden farkı yok. Ceilalți foarte mulți majoritatea sunt ca un tip de sclav așa. Bu aile Fransa dönüşünden sonra küçük bir iş kurmak için vaat edilen parayı almış. Fakat hevesleri kısa sürede kursaklarında kalmış. Bu parayla ihtiyaçlarımızı karşıladık. Yorgan, battaniye, çarşaf, plastik malzeme aldık. Köylerde satıcılık yaptık. Şimdi Romanya'da sıfırı tükettik. Fransa'da her şey daha iyiydi. Bize verdikleri az miktarda gıda ile geçinip gidiyorduk. Romanya'dan kat be kat iyiydi. Çocuğum Fransa'da doğdu. Ücretsiz sağlık hizmeti ve gıda alıyorduk. Çöpten kıyafet topluyorduk. Alüminyum, pil, bakır satıp para kazanıyorduk. Geri dönebilsek çok mutlu oluruz. Calvini'nin her yerinde bina inşaatları var. Sakinlerinin çoğu yurt dışında. Romanya'nın 2 milyonluk Roman nüfusunun yaklaşık 10 bini Fransa'da. Fakat buradakiler ne gitmek istiyor ne de gidebilecek durumda. Köyün sefaret içindeki başka bir bölümüne geçiyoruz. 2 yıl önce evlerinin yanmasının ardından 16 kişilik bu aile derme çatma barakada yaşıyor. Romanya'da kaldık. Kimseden bir şey dilenmedik. İnsanlar bize yardım etti çünkü evimizin yandığını biliyorlardı.
En kötü işleri yapıyorum. Kum, çakıl taşıyorum. Asla kimseye el açmıyorum. Kimlik belgelerim evle birlikte yandı. Dolayısıyla sosyal yardımdan mahrum kalıyorum. Belediyeden un ve şeker istedim ama şu ana kadar bize ulaşan bir şey yok. Bükreş'e geçiyoruz. Roman Sosyal Kurumu ile görüşmemiz var. Avrupa Sosyal Fonu'ndan yaklaşık 115 milyon euro çeşitli projelere aktarıldı. Ancak kuruma göre daha verimli Avrupa entegrasyon stratejisine ihtiyaç duyuluyor. Aksi halde Avrupa Birliği vatandaşlarına sınır geçişleri serbest olduğu için insanların yoksulluktan kaçışını hiçbir şey durduramayacak. Fransız yetkililerine sınır dışı ettiği kişilere sağladığı paralı tatil için teşekkür etmek istiyorum. Eminim ki bu insanlar Fransa'ya geri dönecek. Onları engelleyemeyiz. Ama şimdi romanların sorunlarıyla yüzleşme zamanı. Para akışı sağlanmaya başladı. Dolayısıyla net bir değişim görebiliriz. Roman Sivil Toplum Örgütü Romani Kris'in başkanına göre eksik olan şeyler siyasi istek, yetkililer, eğitimciler, işverenler ve sosyal yardım ağları arasındaki işbirliği. Başkana göre bu zihniyet değişmeli. Projeler bazılarına vasıf kazandırabilir fakat istihdam anlamında yardımcı oluyor denemez. Çünkü siz vasıf kazandıktan sonra şirketler Roman vatandaşı işe alıp almamaya karar veriyor. Ulusal Konsey'in suçla mücadele kapsamında 2009'da yayınladığı araştırmaya göre nüfusun %70'i Romanları potansiyel suçlu olarak görüyorsa, o zaman entegre olmak, okula gitmek, fırsat bulduğunuzda iş sahibi olmak istediğinizi ispatlamak zor. Entegrasyon başkentin bazı kesimlerinde gerçekleşmiyor. Bu aile yıllardır barakada yaşıyor. Kullanılmış demir ve kağıtları satarak geçiniyor. Ne başka bir ülkeye göçmek istiyorlar ne de böyle bir imkanları var. Ailemin vefat ettiği, çocuklarımın doğduğu kendi ülkemde kalacağım. Tanrı yardımcım olsun. Terk edip gidenler ülkelerini utandırdıklarını akıllarından çıkarmasın. Fransa'dan buraya çöpümüzü kameraya almaya gelmişler. Ne yediğimizi, nasıl geçindiğimizi düşünen yok. Romanya turumuzun burada sonuna geldik. Avrupa'daki romanlar konulu dosyamızın ikinci bölümünde ekibimiz sizi İspanya'ya götürecek. Gelecek hafta Reporter'da tekrar görüşmek üzere.